Anneciğim, babacığım, ben dışarı çıkabilir miyim? Arkadaşlarımla oyun oynayacağım. Tamam oğlum, çıkabilirsin ama sakın geç kalma, tamam mı? Evet oğlum, sen daha çok küçüksün. Sakın geç kalma, tamam mı canım oğlum? Siz merak etmeyin anneciğim, babacığım. Ben geç kalmam. Aynen ya, benim canım torunum. Arkadaşlarınla güzel güzel oyna bakalım. Sakın eve geç kalma. Tamam Ayda dedeciğim, ben gidiyorum. Görüşürüz. Arkadaşlarımla oyun oynayacağım. Bizim canım oğlumuz ya, büyümüş de arkadaşlarıyla oyun oynarmış. İşte arkadaşlarım oyda oyun oynuyorlar. Ben de gidip oynayacağım. Ula oğlum, şu gelene bakın ya. Yine geliyor bu mavi fare. Ay, ona neden mavi fare diyorsunuz, Allah Allah. Arkadaşlar merhaba, ben de sizle oynayabilir miyim? Ula oğlum, senin yaşın kaç, başın kaç bizle oynayacaksın? Yürü lan buradan. Ay hayır Keko, ona öyle söyleme. Evet ya, bizle oynasın ne olacak ya, vuracağı baksanıza ne kadar da tatlı. Ne olur ben de sizle oynasam oymaz mı? Benim hiç arkadaşım yok. Ula oğlum, senin gibi bir farenin neden arkadaş olsun ya? Ula seninle kimse arkadaş olmaz, yürü git buradan. Ama siz beni neden sevmiyorsunuz, bana fare diyorsunuz. Ula yalan mı oğlum, fare değil misin? Mavi bir kanalizasyon faresisin sen, yalla buradan. Hayır ben fare değilim, tamam mı? Ben Sonic'im, Sonic. Ula yürü git buradan, senin gibi Sonic olmaz olsun ya, sen bir faresin, ben fareleri sevmem, yalla. Ama ben sizle arkadaş olmak istemiştim, sen bana neden fare diyorsun, ben size ne yaptım? Ula oğlum, sen daha burada mısın? Ulan bana bak fare, seni kuyruğundan tavana asarım, görürsün ha. Hayır Keko ya, o daha çok küçük, ona neden öyle söylüyorsun? Evet ya Keko, küçücük çocukla uğraşmaya utanmıyor musun? Ula oğlum, gitsin o zaman buradan ya. Ben fareleri sevmiyorum oğlum, ben onunla oyun oynamam. Ben fare değilim, tamam mı? Ben Sony'im, Sony'im. Ula yalla buradan, yalan söylüyor bir de ya. Faresin sen, fare. Bana fare diyemezsin, tamam mı? Senin babama söyleyeceğim, göreceksin. Ula oğlum, yalla git buradan. Kime söylüyorsan söyle. Allah Allah, senden mi korkacağız oğlum? Benim babam çok güçlüdür, göreceksin. Seni çok fena yapacak. Ula oğlum, sen faresin. Senin baban da fare, deden de fare. Ben sizden korkmuyorum oğlum, yalla lan. Benim babamdan korksa niye edersin? O çok güçlü bir Sonic. Ula korkmuyorum oğlum, kralın gelsin hadi. Sen git kralın gelsin oğlum. Babamı çağıracağım, seni dövecek. Göreceksin sen. Ula oğlum yalla, anca gidersin mavi fare sen. Onu babama söyleyeceğim, görürsün. Arkadaşlar bu videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açanlar umarım Sonic gibi çok hızlı koşarlar. Beğenip abone olmayanlar da salyangoz gibi çok yavaş olsunlar. Hadi videoya devam edelim. Al işte Keko, yaptığını beğendin mi? Ula oğlum, ben ne yaptım sanki ya, ben faraları sevmiyorum işte. Şimdi babasını çağırdığında ne yapacaksın Keko? Ula oğlum, siz salak mısınız oğlum, ben korkmuyorum ondan. Babacım. Sonic benim canım oğlum, neden ağlıyorsun? Evet Sonic ya dedeciğim, neden ağlıyorsun sen, ne oldu? Babacım, bana fare dediler. Ne, sana fare mi dediler, kim söyledi sana bunu oğlum? Babacım, arkadaşlarım beni sevmiyorlar, benimle oynamak istemiyorlar. Allah Allah, bak sen şu çocuklara ya. Ve bana fare dediler, ben fare değilim değil mi baba? Hayır oğlum ya, sen fare değilsin, sen çok özel bir Sonic'sin. Ama onlar bana fare dediler, beni sevmiyorlar işte. Kimse benim oğluma fare diyemez, nerede onu söyleyen göster bakayım. Babacım, parktalar, bana fare dediler, ben çok üzüldüm. Ben şimdi onlara gösteririm. Göster bakayım ona. Hadi bakalım, düş önüme. Gel babacığım, seni ona götüreceğim şimdi. Takip et. Keko, bence kaç oğlum. Sonic gelirse seni mahveder. Ula oğlum, ondan korkan onun gibi olsun ya. Ben korkmuyorum ondan. İşte babacığım, bana fare diyen kişi oydu. Tamam oğlum, sen merak etme. Bunun hesabını soracağız onlara. Eyvah, işte Sonic'ler geliyorlar. Ula oğlum gelsin ya, bu küçük farelerden mi korkacağım ben ya? İşte babacığım, bana fare diyen adam buydu. Bana bakın, kim benim çocuğuma fare dedi, çıksın bakalım karşıma. Valla ben demişim ya, ne olacak, çıktık işte. Bana bak, benim çocuğum fare değil tamam mı? Şimdi onu söylediğin için özür dileyeceksin. Valla ne özür dileyeceğim oğlum ya, ben kimseden özür dilemem, faresiniz işte siz. Biz fare değiliz anladın mı? Sonic bizim adımız, Sonic, fare falan değiliz biz. Aynen öyle. Biz fare değiliz.
Ula oğlum faresiniz işte, mavi farelersiniz siz. Senin laftan anlayacağın yok. Sana kaba kuvvet göstereceğiz en iyisi. Ula oğlum sen küçücük bir faresin. Sen beni nasıl döveceksin oğlum? Güldürme beni. Demek küçücük bir fareyim öyle mi? O zaman seyret şimdi. Şimdi nasıl? Eyvah ula oğlum ne oldu bana böyle? Kocaman yaratığa dönüştü oğlum. Gördünüz mü işte benim babam süper kahraman. Şimdi de desene bakalım benim oğluma fare desene hadi. Valla abi özür dilerim ya, ben senin bu kadar güçlü olduğunu bilmiyordum abi ya. Şimdi sana bunun hesabını soracağım. Sen benim çocuğumu ağlattın. Şimdi de ben seni ağlatacağım. Abi elini ayağını öpeyim ne olur abi. Ben ettim sen etme canım abim ya. Artık iş işten geçti. Bunun bedelini ödeyeceksin anladın mı? Gel buraya. Abi yapma gözünü seveyim. Şimdi seni ateş topuna çevireceğim. Al bakalım al. İyi mi böyle? Hoşuna gitti mi? Bir daha benim çocuğuma bulaşmaman gerektiğini öğrenmişsindir artık. Ula abi beni yakma abi. Gözünü seveyim abi. Her yerim yanıyor. Demek her yerin yanıyor öyle mi? O zaman seni donduralım biraz. Elmas kafaya dönüşme vakti. Eyvah elmas kafaya dönüştü oğlum. Donduracak beni şimdi. Madem yandın seni biraz donduralım o zaman. Al bakalım. Abi gözünü seveyim. Çıkar beni bu buzların içinden. Donuyorum. Eyvah donuyorum. Yardım edin. Şuna bakın ya. Keko dondu. Kanka ne oldu sana kanka? Bana fare derseniz benim babam size böyle yapayım işte. Bir daha kimseye laf atmamanız gerektiğini öğrenmişsiniz de çocuklar. Hadi gidelim oğlum. Hadi gidelim babacığım. Ula durun oğlum, beni bu buzların içinden mi bırakacaksınız? Geri dönün çıkartın oğlum beni. Keko sen bunu hak ettin, şimdi buzların içinde kal bakalım. Ula oğlum kıpırdayamıyorum, sıkıştım kaldım, çıkartın beni oğlum, saçmalamayın. Sen iyi bir ders hak ettin Keko, kal bakalım orada. Aynen arkadaşlar hadi gideyim. Hadi gidelim arkadaşlar. Ula oğlum saçmalamayın, geri dönün oğlum, çıkartın beni bu buzların içinden, ne yapacağım ben burada oğlum? Ula köpek oğlum çıkar beni buradan oğlum, çıkar beni, buzları ısır kır bir şeyler yap. Ula oğlum bu ne böyle oğlum, sen ne yaptın buraya oğlum? Ula Allah kahretsin, köpek geldi yanıma kakasını yaptı oğlum. Ulan sana haylaz köpek, buradan bir çıkayım göstereceğim sana. Vay canın ha, şuradaki fareye de bakın. Karnım çok acıktı, o fareyi yiyeceğim. Yuh, kocaman bir kedi var orada. Gel buraya küçük farecik, gel. Ne, sen bana mı söyledin onu? Evet sana söyledim. Burada senden başka fare var mı? Ben fare değilim, tamam mı? Sen çok güzel bir faresin. Seni yakalayıp yiyeceğim. Hayır ya, etme yak beni. Ben fare değilim. Ben Sonic'im, Sonic. Beni kandırmaya çalışma minik fare. Ben bir kediyim ve fareleri çok severim. Gel buraya. Hayır bırak peşimi, olamaz. Yardım edin. Git başımdan. Çok acıktım ve seni yiyeceğim minik fare. Gel buraya. İşte seni yakaladım minik farecik. Hayır bırak beni. Beni yeme. Ben fare değilim. Babacığım neredesin? Senin gibi güzel farelerin yeri benim midemdir. Miau, miau. Hayır olamaz. Yardım edin. Bu kedi beni yiyecek. Hiç boşuna nefesini tüketme farecik. Aha Sonic şuraya bak ya. Şuradaki senin bebeğin değil mi? İmdat, yardım edin. Aa evet, gerçekten de benim bebeğim o. Kim o kedi? Koş Sonic koş. Senin bebeğini kediler kaçırmış, koş. Hey bana bak, bırak bebeğimi bırak. Hayır olamaz, sen de kimsin? Bana bak, şu an senin elinde tuttuğun o bebek var ya, işte o benim bebeğim. İndir çabuk onu. Hayır bu benim akşam yemeğim, onu yiyeceğim. Saçmalama, o benim bebeğim, çabuk indir onu çabuk. Bebeğim ne olur kurtar beni, bu kedi beni yiyecek. Bana bak Cartoon Cat, bebeğimi çabuk indir yoksa zor kullanmak zorunda kalacağım. Bana bak hemen gitmezsen seni de yerim, anladın mı minik fare? Sen çok olmaya başladın. Biz fare değiliz anladın mı? Biz Sonic'iz. Bu fareyi sana vermeyeceğim. O benim bebeğim. Onu yiyeceğim. Sen çok olmaya başladın. Al bakalım.
Olamaz. Bu da ne böyle? Dört kola dönüştü. Yesesin Cem babacığım. Kurtar beni. Merak etme oğlum. Kurtaracağım seni. Gel bakalım buraya. Demek benim akşam yemeğimi elimden alırsın öyle mi? Sana gününü göstereceğim. Babacığım o beni yemeye çalıştı. Döv onu. Son duanı et bakalım Cartoon Cat. Al bakalım al. Benim çocuğumu yemek neymiş göstereceğim sana. Ben dört kolum. Al diyorum al. Oley canım babacığım. Vur ona vur. Döv onu. Miau. Ben bir kediyim. Öldüreceğim seni. Miau. Sen kediysen ben de Sony'yim. Al bakalım kafana. Geberteceğim seni. Geberteceğim. Al diyorum. Vay be şuna bakın arkadaşlar. Sonic süper kahraman oldu. Eğer daha fazla Sonic süper kahraman istiyorsanız abone olup like atın. Ve tabii ki de bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olup like atmazsınız. Daha fazla Sonic videosu gelmez ona göre. Evet arkadaşlar beni sevenler like atsın. Of ya of. Benim yiyecek hiçbir şeyim yok. Sadece kuyu bir ekmeğim var. Keşke benim payam da kantindeki yemeklere yetseydi. Ama yetmedi işte. Fakiriz biz. Oh. Herkes güzel yemekler yerken ben sadece kuyu ekmek yiyorum. Gel çocuklar gelin. Çok güzel kuru yemeklerim var. Pastalarım var. Evet çocuklar gelin. Çikolatalı pastamız var. Ola oğlum şuraya bak oğlum ya. Bebek Sony'ye bak. Buraya ekmek yiyor oğlum. Yazık. Bebek polis şuraya baksana. Bebek Sonic bir şey yemiyor. Sadece kuru ekmek yiyor. Evet Zeynep ya gerçekten de çok yazık. Ama yapacak bir şey yok. Demek ki onlar fakir. Tüm arkadaşlarım pizza yiyor. Hamburger yiyor. Bense kuru ekmek yiyorum. Fakir olmak istemiyorum artık. Ula oğlum kuru ekmeği sevmediysen bana ver oğlum. Eğer çok açsan kuru ekmeğimi seninle paylaşabilirim. Ula oğlum ne paylaşması? Hepsini bana vereceksin oğlum. Ben yiyeceğim onları. İyi ama ben de yiyeceğim o zaman. Ben de yiyeceğim. Bana ne oğlum ya? Ne yiyorsan ya? Bok ya. Allah Allah. Ver bakalım şu ekmeği. Hayır olamaz. Vermeyeceğim. Vermeyeceğim ekmeğimi. Ula oğlum sana vereceksin diyorsan vereceksin oğlum. Kaşınma bak. Hayır bu benim son yemeğim. Eğer bunu sana verirsem açlıktan ölüyüm. Şuraya bak Zeynep ya. Kötü Keko'ya baksana. Bebek Sony'in yemeğini çalmaya çalışıyor. Ay evet çok yazık. Ula oğlum sen bu yemeği bana vermedin ya. Ben sana çıkışta yapacağımı biliyorum oğlum. Seninle görüşeceğiz. Hayır olamaz. Benim çocuğuma bunu kim yaptı? Kerem komiser bunun suçlularını bulmanı istiyorum. Olamaz. Kerem komiser bunu benim çocuğuma kim yaptı? Kim yaptı? Sonic biz de bunu araştırıyoruz. Merak etme senin çocuğuna bunu yapanı bulacağız. Benim biricik oğlum. Benim biricik oğlumdan kim ne ister ya? Benim çocuğum karıncaya bile zarar vermez. Bebeğim ben ölüyorum. Hakkını helal et. Hakkım sana helal olsun oğlum. Ama senin intikamını alacağım. Kanını yerde bırakmayacağım. Merak etme. Bebek Sony'yi kimin öldürdüğünü bulmanın tek yolu korkunç çukurda insanları sorgulamak. Arkadaşlar bu videolar kolay çekilmiyor. Desteğinizi göstermek için abone olun, like atın ve bildirimleri açın. Eğer bunları yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Videoyu çekmesi 5 saat, beğenmesi 5 saniye. Hadi bunları yaptıysanız videoya devam edelim. Ne gerekiyorsa yapın Kerem komiser. Ben de size yardım edeceğim. Benim çocuğuma bunu yapanları bulacağız. Arkadaşımıza bunu yapanları bulun ne olur. Aynen öyle. Benim şüphelendiklerim var. Bence Keko yaptı. Evet bence de Keko yapmış olabilir. Kimse endişelenmesen. Bunu kim yaptıysa bizim elimizden kurtulamayacak. Hadi bakalım. Korkunç çukura insanları sorgulamaya gidiyoruz. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Bebek Sonic okulun bahçesinde yaralı halde bulundu. Acaba bunu kim yapmış da? İşte bunu bulmak için buradayız. Bulduğumuz tüm şüphelileri bu çukurun etrafında topladık. Onları teker teker sorgulayacağız ve şüpheli bulduklarımızı çukurun dibine göndereceğiz. Çukurun dibinde ise süper kahraman Sonic'ler var. Attığımız şüphelileri yiyecekler. O zaman herkes hazırsa şimdi sorgumuza başlıyoruz. Ve siz de tabii ki kimden şüphelendiğinizi yorumlara yazabilirsiniz. Burada görmüş olduğunuz gibi yaşlı zengin var. Yaşlı zenginin yanında bir tane Keko var. Keko'nun yanında kötü Sonic var arkadaşlar. Kötü Sonic'in yanında da huysuzumuz var. Burada bir tane Cartoon Cat var. Sizce Cartoon Cat yapmış olabilir mi arkadaşlar? Cartoon Cat'in yanında görmüş olduğunuz gibi Halo Aga var. Halo Aga'nın yanında bir tane görmüş olduğunuz bu Noel Baba var.
Ve Noel Baba'nın yanında da son olarak korkunç kardan adam var. Herkesi yorumlara bekliyorum. Sizce Bebek Sony'yi öldüren suçlu bunlardan hangisi arkadaşlar? Yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi sorgumuza geçiyoruz. Evet, ilk olarak yaşlı zengini sorguluyoruz. Yaşlı zengin, söyle bakalım. Bebek Sony'yi bunu sen mi yaptın? Hayır evladım, ben niye yapayım ya? Ben yaşlı bir adamım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yaşlı zengin gerçekten de çok yaşlı. Peki sen o sırada ne yapıyordun? Söyle bakalım. Evladım, ben tam da o sırada camide namazımı kılıyordum ya. Arkadaşlar, yaşlı zengin tam da o sırada namaz kıldığını söylüyor. Camideki kameralara bakalım, doğru mu söylüyor yoksa yalan mı? Evet arkadaşlar, şu anda camimizin kameralarına bakıyoruz. Şöyle yakınlaştıralım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yaşlı zengin gerçekten de doğru söylüyor. O sırada camideymiş. Ben size söyledim evladım ya. Ben yapmadım dedim ya. Tamamdır zengin, sen gidebilirsin. Arkadaşlar, aradığımız şüpheli yaşlı zengin değilmiş. Sıradan devam edelim. Burada kim varmış? Keko. Valla abi ya, beni neden buraya yatırdınız ya? Ben atmadım onları. Yemin ederim ben öldürmedim. Arkadaşlar, Keko'yu görüyorsunuz. Bebek Sonic'le aynı sınıfta. Sizce Bebek Sonic'i öldüren kişi Keko mu? Yorumlara yazmayı unutmayın. Valla abi, gözünü seveyim ya. Ben öyle şey yapar mıyım canım abim ya? Valla Keko, bence sen yapmış olabilirsin. Sana şimdi birazdan geleceğiz. Şöyle sorgumuza devam edelim. Arkadaşlar, burada gördüğünüz gibi Kötü Sonic var. Kötü Sonic, söyle bakalım. Bebek Sonic'i öldüren kişi sen misin? Hayır tabii ki de ya. Ben neden öldüreyim onu? O da sonuçta yani. O da Sonic, ben de Sonic'im. Evet arkadaşlar, Kötü Sonic doğru söylüyor. Her ne kadar kötü biri olsa da yani o kendi ırkından birini öldürmez bence. Aynen öyle, ben yapmadım. Tamam, o zaman Kötü Sonic de değil arkadaşlar, sen de gidebilirsin. Sırada kimler varmış? Kerem komiser, bana hiç bakma, ben yapmadım. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi sıradaki şüphelimiz huysuz. Ben de huysuzun yaptığını düşünmüyorum ama yine de sorgulamamız lazım yani. Kerem komiser, ben yapmadım. Hatta ben o sırada tam da Tepegöz'le birlikte sahilde güneşleniyordum. Arkadaşlar, huysuz yapmadığını söylüyor. O sırada da sahildeymiş. Bakalım sahildeki güvenlik kameralarını inceleyelim. Doğru mu söylüyor, yalan mı? Tepegöz, neyi ettik de geldik kardeşim buraya ya? Deniz, kum, güneş. Aynen öyle yani. İyi ki gelmişiz. Bu tatil bana çok iyi geldi huysuz. Aynen kardeşim. Bol bol gelelim bundan sonra. Evet arkadaşlar, güvenlik kameralarına baktığımızda gerçekten de Tepegöz ve huysuz sahilde güneşleniyorlar. Şunlara bakın. Tamamdır huysuz. Şüpheli sen de değilsen sen de gidebilirsin. Sağ ol Kerem komiser. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi çoğu kişiyi şurada sorguladık. Şimdi çok az bir şüphelimiz kaldı. Sadece 5 tane kaldı. Bu şüphelileri de sorguladıktan sonra suçlu kişiyi bulacağımızı düşünüyorum arkadaşlar. Şüphelendiklerinizi kesinlikle yazmayı unutmayın. Burada gördüğünüz gibi Cartoon Cat varmış. Arkadaşlar, herkes yorumlara Cartoon Cat'ten şüphelendiğini yazmış. Bakalım gerçekten de doğru mu? Kerem komiser, hayır, ben bir şey yapmadım. Vallahi Cartoon Cat, ben bir şey yapmadım diyorsun ama yorumlara herkes senin adını yazmış yani. Sen bayağı bir şüphelisin. Hayır Kerem komiser, gerçekten ben yapmadım, yemin ederim. Madem sen yapmadın, o zaman kanıtla bakalım. O sırada neredeydin? Suçsuz olduğunu ispatla bize. Ben o sırada tam da fareleri kovalıyordum. Arkadaşlar, Cartoon Cat bildiğiniz gibi bir kedi, fareleri kovaladığını söylüyor. Bakalım gerçekten de doğru mu söylüyor? Evet arkadaşlar, şimdi güvenlik kameralarına bakıyoruz. Cartoon Cat gerçekten de fareleri kovalıyor. Şuna baksanıza, onları yiyecek galiba. Aynen öyle, ben suçsuzum. Arkadaşlar, kameraları izledik. Cartoon Cat de suçsuzmuş. Tamam, o zaman sen de gidebilirsin. Evet arkadaşlar, geriye sadece 4 tane şüphelimiz kaldı. Şimdi bunlar çok kritik. Ula oğlum, ben yapmadım oğlum ya. Beni bilen bilir, ben halo ağayım. Öyle diyorsun da halo, arkadaşlarımız baksana yorumlara yazmışlar. Ekranda çıktı şimdi. Arkadaşlar, siz de şüphelendiğiniz kişiyi yorumlara yazarsanız böyle ekranda isminiz görünür. Ula oğlum, ben ne yaptım oğlum? Benden neden şüpheleniyorsunuz oğlum ya? Halo, madem sen öldürmedin, o sırada neredeydin? Söyle bakalım. Ula oğlum, tabii ki de traktörümle geziyordum oğlum. Ne yapacağım ben başka? Arkadaşlar, halo traktörüyle gezdiğini söylüyor. Bebek Sony'yi öldürmediğini söylüyor. Bakalım gerçekten de doğru mu söylüyor, yalan mı? Evet arkadaşlar, şehrin güvenlik kameralarına bakıyoruz. Haloa gerçekten de traktör sürüyor. Hem de Bebek Sony'ye zarar falan vermiyor yani. Kendi halinde traktörünü sürüyor. Ula oğlum, ben size söyledim oğlum ya. Ben neden zarar vereyim oğlum ona? Tamamdır Haloa, sen de suçlu değilsen sen de gidebilirsin. Geriye sadece 3 kişi kaldı arkadaşlar. Yani şu anda final turundayız. Burada gördüğünüz gibi Noel Baba,
korkunç kardan adam ve Keko kaldı. Burası çok önemli arkadaşlar. Bu sefer gerçekten suçluyu bulacağımız evreye geldik. Herkes yorumlara yazarsa çok sevinirim. Ho ho ho! Evladım, ben bir şey yapmadım. Ben sadece çocuklara hediye dağıtırım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Noel Baba'y ben bir şey yapmadım diyor ama belki de şu elindeki çanla birlikte bebek Sony'yi öldürdün yani. Ho ho ho! Evladım ben öyle şeyler yapmam. O zaman söyle bakalım, bebek Sony'in yaralandığı sıralarda sen ne yapıyordun, neredeydin? Ho ho ho! Ben tabii ki de parkta çocuklara hediye dağıtıyordum. Arkadaşlar Noel Baba bu sırada parkta çocuklara hediye dağıttığını söylüyor. Şimdi kameralara bakalım, doğru mu söylüyor, yalan mı? Evet arkadaşlar, güvenlik kameralarına bakıyoruz. Noel Baba gerçekten de parkta. Evet arkadaşlar, kameralardan bakıyoruz. Gerçekten de Noel Baba çocuklara hediye veriyor yani. Şuna baksanıza. Ho ho ho! Ben sana dedim evladım. Evet arkadaşlar, böylece Noel Baba'nın da suçsuz olduğu kanıtlanmış oldu. Sen de gidebilirsin Noel Baba. Ve geriye sadece iki şüphelimiz kaldı arkadaşlar. Bir tanesi Keko, bir tanesi de burada gördüğünüz gibi korkunç kardan adam. Vallahi Kerem komiser, yeminime ben yapmadım ya. İnanmıyorsan takipçilerimize sorama ya. Hadi be oradan. Neredeyse takipçilerimizin hepsi seni suçlu bulmuşlar. Herkes yorumlara Keko yaptı yazmış. Abi onlar bilmiyor ya. Yalan söylüyor onlar. Vallahi ben yapmadım abi ya. Ulan bu kadar kişi yalan söylüyor. Sen mi doğru söylüyorsun? Baksana şu yorumlara. Arkadaşlar herkes yorumlara yazmış. Yani siz yorumlara Keko yaptı yazmışsınız. Abi onlar yalancı ya. Onlar velet ya. Onları dinleme abi sen ya. Sen beni dinle. Bana bak Keko, sen bizim takipçilerimiz hakkında böyle konuşamazsın, tamam mı? Onlar benim ailem bir kere. Arkadaşlar bence de siz doğru söylüyorsunuz. Keko yaptı yani. Onu şimdi atıyorum aşağı. Abi gözünü seveyim, atma beni ya. Valla beni aşağıdaki sonikler ısırır beni ya. Hadi be oradan, şimdi atıyorum seni. Sen bunu hak ettin. Yallah yallah. Eyvah abi, ne olur bırakın beni ya. Öldürecek bunlar beni. Yardım edin, olamaz abi. Arkadaşlar şuna bakın, Keko nasıl da kaçıyor canavarlardan. Tabii ki sonikler onun işini bitirecekler şimdi. Ve arkadaşlar tabii ki ben de sizler sayesinde şüpheli kişiyi bulduk. Bebek Sonic maalesef öldü. Biz onu çok seviyorduk. Ama olsun, kanı yerde kalmadı. Sizlerin sayesinde Bebek Sonic'e bunları yapan kişiyi bulduk ve çukurun dibine gönderdik. Eğer siz yorumlara yazmasaydınız bunu asla başaramazdım arkadaşlar. Bu yüzden size çok teşekkür ederim. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bye bye. Ve tabii ki de unutmadan söyleyeyim, daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi bakalım. Görüşürüz. Bebeğim sen de benimle okula gelsene ne olur. İyi de oğlum, ben seninle okula gelip ne yapacağım yani, ben kocaman adamım. Bebeğim, öğretmenim hep bana kötü davranıyor. Arkadaşlarım beni dövüyor. Allah Allah, nasıl böyle bir şey olur oğlum ya, sen kendini savunsana. Bebeğim ne olur bugün benimle okula gel. Aşkım bence de çocuğumuz doğru söylüyor, bugün onunla okula gidebilirsin. Doğru ya, zaten benim işim de yok gücüm de yok. Tamam oğlum, hadi gel beraber gidelim. Yeşesin babacım, hadi gidelim. Hadi bakalım, hızlı olan kazanır. Babacım dur, yavaş ol. Okula ilk ulaşan kazanır, bakalım kim daha hızlı. Babacım dur, ben senin kadar hızlı değilim. Tamamdır oğlum, seni okula kadar getiririm. Hadi bakalım şimdi içeri gir. Babacım öyle değil, sen de benimle derse gel lütfen. Ne, seninle derse mi geleyim? Ama oğlum olmaz ki. Neden olmasın babacım, lütfen gel işte. Tamam oğlum, benim küçük bir işim var, sen geç hemen geliyorum, tamam mı? Tamam babacım, lütfen çabuk ol, yoksa bana kötü davranıyorlar. Sen hiç merak etme oğlum, hemen geliyorum. Neyse ben de derse geleyim artık. Ula vay vay vay, kimler gelmiş ya, bizim faramız gelmiş, gel bakın buraya oğlum. Yeter artık, bana fare diyemezsin, tamam mı? Ben fare değilim. Ula oğlum, basbaya da faresin işte, yeter artık, kabul et fare olduğunu ya. Aynen öyle, şu tipine baksana sen ya, fareden hiçbir farkın yok, burnun bile fareye benziyor. Hiç de bile, ne varmış benim burnumda? Ula neyse oğlum, fazla uzatma, paraları ver oğlum, çıkar şu cüzdanı. Hayır, paramı sana vermiyorum. Vay vay vay, ula bizim fareye bak ya, cesaret hapı mı yuttun oğlum sen, çıkarsana paraları. Sana paramı vermiyorum dedim, duymuyor musun, yoksa kafanda problem mi var? Ula oğlum, sen benimle nasıl böyle konuşuyorsun ya? Ula sen yürek mi yedin sabah kahvaltıda ya? İstediğim gibi konuşuyorum, sen bana fare derken iyiydi. Ula oğlum bak, benimle böyle konuşamazsın. Valla seni dövdüm mü çok fena döverim ha. Arkadaşlar ben annemi ve babamı çok seviyorum. Eğer siz de annenizi ve babanızı seviyorsanız bu videoya like atın ve kanalımıza abone olun. Ne olmuş?
olmuş bu ne böyle ya? Bir cesaret gelmiş buna, hayır der. Artık sizden korkmuyorum. Vay ne, sen bizden korkmuyor musun? Ulan biz seni o zaman bir dövelim. Gel bakalım sen buraya, sopam nerede benim? Sen iyi bir dayağı hak etmişsin, anlaşıldı. Valla şimdi bu sopayı senin kafanda kıracağım. Gel bakalım buram minik fare seni. Ne oluyor bakayım burada he? Bebeğim tam zamanında geldin. Ne oluyor burada, senin o elindeki sopa da ne bakayım, söyle bana. Vay ola oğlum, bunun babası nereden çıktı oğlum? Abi şey bir şey değil abi ya. Yoksa sen o sopayla benim çocuğuma zarar mı verecektin he? Söyle bakayım. Ya yok Sonic abi ya, valla biz şakalaşıyorduk kendisiyle ya. İyi babacım, şakalaşmıyorduk. Sopayla beni dövecekti ama seni görünce korktular. Demek o sopayla benim çocuğumu dövecektin öyle mi? O zaman ver bakayım şu sopayı. Eyvah oğlum, şimdi apı yuttuk ya, bu Sonic çok hızlı, valla bizi dövecek. Evet ya, gerçekten de çok hızlı, onu dövemeyiz de. Demek benim çocuğuma zorbalık yaparsınız öyle mi? Alın bakalım o zaman, işte sizi böyle döverim. Sonic gücü. Evet babacım, döv ortaya döv. Bir daha benim çocuğuma bulaşacak mısınız? Ha söyleyin bakalım, bulaşacak mısınız? Bu dayak size yetmiştir umarım. Bir daha benim çocuğuma bulaşacak mısınız? Ha söyleyin bakalım. Abi valla çok özür dileriz ya. Kafam çok acıyor ya. Sopayı neden kafamıza soktun abi? Bir daha asla bulaşmayacağız. Aha kafam, sopa kafam da kırıldı. Bebeğim orayı çok güzel dövdün. Umarım dersinizi almışsınızdır. Hadi oğlum biz derse girelim. Evet babacığım, derse girelim. Derse geç kalmayalım. Ula oğlum rezil olduk ya, herkese rezil olduk. Ulan bunlar bir gitsin, valla ben o bebek sonra yapacağımı bilirim oğlum. Arkadaşlar şunların tipleyine bakın. Ay evet, bu tipler de böyle çok komiksiniz. Ula oğlum asıl siz komiksiniz ya, siz işinize baksanıza oğlum, yalla. Çok fena benzetmişler bunları. Ayyan ya, yazık bunla ya, noydu size böyle kardeşim. Siz en iyisi bir doktora görünün, akıl sağlığınızdan şüpheliyim çünkü. Ola oğlum bütün okula maskara olduk ya. Evet çocuklar, derse hoş geldiniz. Vay vay vay, aramızda yeni isimler görüyorum. Merhabalar öğretmenim, ben Bebek Sony'in velisiyim, bugün ona eşlik edeceğim. Evet öğretmenim, babam da benimle geldi. Tamamdır Sonic Bey, bugünlük sizde alalım dersimizi o zaman. Evet çocuklar, derse başlıyoruz şimdi, hazır mısınız? Hazırız öğretmenim, ne dersi işleyeceğiz? Bugün sizinle matematik işleyeceğiz. Şimdi size biraz sorular soralım. Dünyanın en zor matematik sorularını soracağım. Öğretmenim soruları sormayın ya, yeter artık ya, bıktım ya. Evet çocuklar, bu soruyu büyük ihtimalle hiçbiriniz bilemeyeceksiniz. Çünkü çok zor bir soru. Neyse sorumuzu soralım. 15 artı 25 kaç eder? Zor dediğiniz soru bu muydu ya? Tabii ki de cevap 40 yani. Çok basit. He Sonic Bey, demek bu soruyu çok basit buldunuz öyle mi? Aynen öyle. Soru çok basit. Cevap 40'tı. Vay vay vay. Şu çok bilmişe de bakın. O zaman size daha zor bir soru soralım Sonic Bey. Bakalım bunu bilebilecek misiniz? Tabii ki de bilirim yani. Sorun bakalım. 150 artı 200 kaç eder söyleyin. Bu da çok kolay bir soru ya. 150 artı 200 tabii ki de 350 eder. Ne? Aa, sinirlenmeye başlıyorum artık. Asıl ben sinirleniyorum. Siz nasıl öğretmensiniz böyle? Siz bu çocukları nasıl eğitiyorsunuz? Ne varmış benim öğretmenliğimde he? Bence hiç iyi bir öğretmen değilsiniz. Vay vay vay. Demek benden daha iyi öğretmenlik yaptığını düşünüyorsun öyle mi? Tabii ki de yani. Eğer ben öğretmen olsaydım sizden 1000 kat daha iyi bir öğretmen olurdum. Demek bunu o kadar kolay sanıyorsun. Gel ulan o zaman sen ol öğretmen. Hadi gel sen anlat dersi. Peki madem böyle istiyorsanız tamam, ben öğretmen olurum. Hemen şöyle tahtaya geçeyim. Evet çocuklar, yeni öğretmeniniz Sonic. Bakalım Sonic mi daha iyi öğretmenmiş, ben mi? Benim babam daha iyi öğretmenlik yapar. Evet çocuklar, ödevlerinizi yaptınız mı bakalım? Ödevlerinizi kontrol edeceğim. Bugünlük öğretmeniniz benim. Eyvah, ben ödevlerimi unutmuşum. Ayyan ya, ben de ödev yayımı uyutmuşum. Çok kötü olacak, dövecek bizi öğretmen. Çocuklar saçmalamayın ya, ben hiçbir öğrenciyi dövmem. Ödevinizi unuttuysanız yarın getirirsiniz. Gerçekten mi? Bize hiç kızmayacak mısınız öğretmenim? Hayır ya, ödevini unuttu diye çocuğa kızılır mıymış hiç? Öyle öğretmenlik mi olur? Vay cayı ya, Baldo olsaydı bizi çoktan dövmüştü. Vallahi ya, Baldo olsaydı şimdi sırayı kafamıza getiriyordu ya. Ben hiçbir zaman öğrencilerime şiddet uygulamam. Ben kötü bir öğretmen değilim. Ah yeter artık çocuklar, ben mi daha iyi öğretmenim yoksa Sonic mi, kararınızı verin. Bence Sonic öğretmen daha iyi bir öğretmen.
Valla bence de Sonic öğretmen daha iyi ya. Bence babam daha iyi. Aynen öyle. Ben de Sonic öğretmeni daha çok beğendim. Aa, sizi hain veletler demek beni beğenmediniz öyle mi? Öğretmenim, siz hep bize kızıyorsunuz ve bizi dövüyorsunuz. Öğretmenler döverdi severdi. Neyse, benim burada işim bitti. Hemen buradan gitse niye edersin seni sersem? Senden daha iyi bir öğretmen olduğumu kanıtlamış oldum. Artık buradan gidebilirim. Ah, defol artık buradan, seni çok bilmiş. Hadi bakalım çocuklar, size iyi dersler, ben artık gidiyorum. Of ya, keşke Sonic öğretmen gitmeseydi. Ulan şimdi yine benim elime düştünüz. Dur diyorum sana, eller yukarı, kaçma polis, dur diyorum, dur. Allah kahretsin, dur. Seni sersem polis. Allah kahretsin ya, yakalayamadım, çok yoruldum. Of. Kerem komiser, sen nasıl polissin ya, nasıl yakalayamadın hırsızı? Yakalayamadım işte, her zaman her hırsızı yakalayacağız diye bir şey yok sonuçta. Ama sen bir polis olarak yorulmaman lazım, hırsızları yakalaman lazım, böyle polis olunmaz. Allah Allah, nasıl polis olunurmuş, sen benden daha iyi mi polis olduğunu düşünüyorsun? Tabii ki de polis olsaydım senden daha iyi olurdum. Demek öyle, o zaman yakala bakalım şu hırsızı. Yakalarım, ne olacak ki, çocuk oyuncağı, izle şimdi. Dur diyorum sana, dur, eller yukarı, polis, gel bakayım buraya sen, gel bakayım, kaçış yok sana. Lanet olsun, sen denesin böyle, çok hızlı kaçamıyorum. Benim adım Sonic ve ben bu şehrin en hızlısıyım. Allah kahretsin, teslim oluyorum, teslim oluyorum. Düş bakalım önüme, doğru karakola. Vay canına, bu nasıl olur? İşte suçlu burada Kerem komiser, onu yakaladım, sonra da bir güzel kelepçeledim. Teslim oluyorum Kerem komiser, bu yaratığı alın benim yanımdan. Vay canına, aferin Sonic. Böylelikle senden daha iyi polis olduğumu kanıtlamış oldum. Hadi bakalım, görüşürüz. Hay ben senin. Neyse, suçluyu yakaladık en azından. Düş bakalım önüme. Allah Allah ya, buradaki patlamayı çözmemiz lazım. Bu ne böyle? Başkanım, buradan geçemiyoruz. Burayı tamir edin. Merak etmeyin, kurtaracağım seni. Bu şehrin başkanı benim. Ne oluyor burada böyle? Sonic, burada patlama oldu. Burayı çözmemiz lazım. Sen nasıl başkansın ya? Buradaki patlamayı düzeltmen lazım. Baksana, hastaneye giriş çıkış yapamıyoruz. İyi de Sonic, ben ne yapayım ya? Allah Allah, inşaatçı mıyım ben? Senin gibi başkan olmaz olsun ya. Allah Allah, bak sen şu işe ya. Demek sen benden daha iyi başkansın öyle mi? Tabii ki de senden daha iyi başkan olurum. Tamam o zaman, ben istifa ediyorum. Şehrin başkanı artık sensin. Tamam güzel, şehrin başkanı bensem bu sorunu da ben çözerim. Tamamdır, şimdi burayı hemen tedavi edelim. Şöyle bir yolu düzeltelim. Tamamdır, şuraya da şunları koyduk mu? İşte bu, az kaldı. Tamamdır, hallediyorum. Şuraya da şunu koyalım. İşte bu, tamamdır. Vay canına, sağ ol Sonic. Sen olmasan burada mahsur kalmıştık. Allah Allah, iyi o zaman, şehrin başkanı sen olardık. İstifa ettim ben. Tamamdır, artık şehrin yeni başkanı benim. Yaşasın. Hadi bakalım Sonic başkan. Ben güzel güzel tatile çıkıyorum. Görüşürüz. Sen tatile çıkabilirsen Sonic başkan... Şehir Sonic Başkan'a emanet. Hadi bakalım. Oh be, yeter artık, sonunda her şey normale döndü. Evet ya, sonunda herkes iyi artık. Hadi bakalım, herkes sofraya. Çok güzel kahvaltınızı hazırladım. Oğlum Sonic, gel bakalım. Bak, anneannen çok güzel kahvaltılar hazırlamış. Otur da yiyelim. Hayır babacığım, okula gitmem lazım benim. Okula geç kalacağım yoksa. Vay be, benim aslan oğlum be. Büyümüş de okula başlıyormuş. Hadi oğlum, sana iyi. Sağ olun anneciğim, babacığım, sizi çok seviyorum. Hadi bakalım, benim canım torunum. Derslerinde tam not al, tamam mı? Ay fakir ya, bizim küçük oğlumuz büyümüş de onun da çocuğu olmuş. Biz de şimdi anneanne dede olduk. Sonic bana bak oğlum, trafikte çok hızlı gitme, tamam mı? Tamam babacığım ya, merak etme sen. Şuna bak ya, hızlı gitme diyoruz, yine hızlı gidiyor hergele çocuk. Boşver aşkım, o daha küçük ya, bırak. Ben de gideyim arkadaşlarımla oyun oynayayım bari. Aa arkadaşlar, şu gelen Sonic değil mi? Ay evet, Sonic geliyor. Sonic, buradayız. Sonic, Sonic, Sonic. Merhaba arkadaşlar, merhaba. Nasılsınız bakalım? Sonic, Sonic, Sonic. Ya Sonic, bir durduğun yerde dur. Allah Allah, başımızı döndürdün. Ay evet Sonic ya, duyduğun yerde duy kanka, başımız döndü. Tamam arkadaşlar, durdum ya. Allah Allah, ne yapıyorsunuz bakalım, nasılsınız? İyi Sonic, birazdan ders başlayacak, hadi derse girelim.
Tamam arkadaşlar, siz gelin, ben geliyorum. Küçük bir işim var. Arkadaşlar, bu videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açanlar umarım Sonic gibi çok hızlı koşarlar. Beğenip abone olmayanlar da salyangoz gibi çok yavaş olsunlar. Hadi videoya devam edelim. Evet çocuklar, hepiniz herse hoş geldiniz bakalım. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz öğretmenim, sağ olun, sizi sormalı yani. Valla öğretmenim, nasıl yalan söyleyeyim, iyiyiz ya valla. Siz ödev vermezseniz daha iyi olacağız ya. Ay evet öğretmenim, çok iyiyiz, ödevlerimi yaptım ben. Aferin size, demek ödevlerinizi yaptınız. Sınıfta bir eksiklik var sanki, gelmeyen mi var? Valla öğretmenim, o şimşek gibi koşan Sonic çocuk var ya, işte o gelmedi öğretmenim. Vay vay vay, demek benim dersime geç kalacak kadar cesaretli, öyle mi? Evet öğretmenim, geç kaydı. Valla öğretmenim, ben olsam valla döverim onu ya. Ulan o bir gelsin, ben ona yapacağımı bilirim. Heh, iyi eşek lafının üstüne gelirmiş. Gel bakalım, gel. Öğretmenim, geç kaldım. Allah Allah, ulan onu görebiliyoruz. Sen nasıl benim dersime geç kalırsın ha, nasıl? Öğretmenim, kusura bakmayın, çok üzgünüm. Ulan sen Sonic değil misin? Çok hızlı koşamıyor musun? Nasıl geç kalabilirsin, nasıl? Öğretmenim, geç kaldım, kusura bakmayın ya, geç kaldım işte. Geçebilir miyim yerime lütfen? Geç kaldıysan bedelini ödeyeceksin. Hemen dışarıya çık ve tek ayak üzerinde bekle, tamam mı? Of öğretmenim ya, lütfen ben de gireyim, affedin işte. Affetme diye bir şey yok, çık dışarı. Dışarı tek ayak üzerinde beni bekle. Müdürü çağıracağım, seni dövecek, tamam mı? Of öğretmenim ya, of tamam. Of ya, öğretmen yine bana ceza verdi. Tek ayak üzerinde beklemek zorundayım. Of. Aa, sen burada ne yapıyorsun böyle? Aa, sen de kimsin böyle? Gerçekten de çok güzel bir kız. Ay, sen cezalı mısın yoksa? Yazık. Evet ya, öğretmenim bana ceza verdi. Bu arada tanışalım, ismim Sonic benim. Seninki ne? Şey, benim adım da Songül. Songül mü? Gerçekten de çok güzel bir isimmiş ya. Tanıştığıma memnun oldum. Ay, ben de memnun oldum Sonic. Çok yakışıklısın. Gerçekten mi? Yakışıklı mıyım? Oley be, ilk kez bana birisi yakışıklı dedi. Ay evet Sonic, çok yakışıklısın. Hadi gel parkta biraz gezelim. Ama ben cezalıyım ya. Öğretmen burada beklememi söyledi. Ay ne olacak, hemen geri dönersin. Nasıl olsa biz çok hızlı koşarız. Doğru, ben çok hızlı koşarım. Hatta sana nasıl koştuğumu göstereyim. Ay çok hızlısın, dur. Başımı döndürdün Sonic. Çok hızlıyımdır demiştim sana. Nasıl koşuyorum ama çok hızlıyım. Hu ha hu. Sonic, sana bir soru soracağım. Senin sevgilin var mı? Ne, sevgili mi? O da ne be? Yeniyor mu? Ay hayır, şapşal, yani kız arkadaşın var mı demek istedim. Hayır ya, hiç kız arkadaşım yok. Bir tane kız arkadaşım var, o da sensin. Ay ne güzel. Peki senin erkek arkadaşın var mı? Hayır, benim de yok. Vay be, gerçekten çok güzel. O zaman biz şimdi neyiz? Biz şimdi sevgili olduk. Oley be, yaşasın, sevgilim oldu benim, yaşasın. Ay şapşal, çok şekersin. Ay Sonic, bana bir şeyler oluyor. Eyvah Songül aşkım, iyi misin aşkım? Hayır, olamaz. Sonic çok kötüyüm. Hayır olamaz, ilk kez bir kız arkadaşım oldu, onu bu kadar çabuk kaybedemem. Beni hemen hastaneye götür Sonic. Tamam dayan, şimdi seni hastaneye yetiştireceğim. Tamamdır, omzuma çıktın, şimdi sıkı tutun, gidiyoruz. Sonic çok kötüyüm, daha hızlı. Ulan Allah kahretsin, yine geliyorlar. Doktor, doktor yok mu? Doktor çağırın. Buyurun, size nasıl yardımcı olabilirim? Doktor bey, kız arkadaşımın durumu çok kötü, lütfen tedavi edin onu. Ay evet doktor bey, çok kötü hissediyorum. İyi de kardeşim, burası hastane ya, veteriner mi burası? Allah Allah. Ne yani, sen bize hayvan mı demek istiyorsun? Yok Sonic bey, öyle demek istemedim, neyse geçin içeri. Ay çok fenayım. Doktor bey, kız arkadaşımın nesi var? İyileşecek mi? Lütfen iyileştirin onu. Merak etmeyin, nur topu gibi bebekleriniz olacak. Gözünüz aydın demek istiyorum size. Ne? Nasıl yani? Ben baba mı oluyorum şimdi? Aynen öyle. Kız arkadaşınız hamile. Birazdan doğumunu yaptıracağız. Gerçekten bir sürü bebeğiniz olacak. Oley, bebeklerimiz olacak. Yaşasın be. Benim torunumun torunu oluyor. Çok güzel. Evet ya, ben baba oldum. Şimdi de dede oluyorum. Gerçekten çok güzel. Babacığım, birazdan doğum yapılacak. Benim aslan oğlum Sonic ya. Koşmada hızlı olduğun gibi gerçek hayatta da çok hızlısın. Sağ ol babacığım. Benim canım torunum ya. Torunumun çocuğu oluyor. Bu kadar yaşlandık mı biz ya? Aa fakir, siz de mi buradaydınız? Aa zengin, sen ne yapıyorsun burada ha? Benim de torunum içeride. Birazdan tedavi olup çıkacak.
çıkacak. Vay canına, senin de mi torunun var zengin? Tabii oğlum, senin gibi salak bir fakirin torunu oluyor da benim olamıyor mu? Vay vay vay, var mısın o zaman, soniklerimizi kapıştıralım. Ama baştan söyleyeyim, benim soniğim çok daha güçlü yani. Hadi be oradan, en güzel, en güçlü sonik benim soniğim. Hadi be oradan, en güçlü sonik benim soniğim. Tamam o zaman, var mısın soniklerimizi kapıştırmaya? Varım be, senden korkan senin gibi olsun. Gözünüz aydın, nur topu gibi bebeğiniz oldu. İnge, bebeğim, bebeğim. Vay canına, işte benim çocuğum oldu, oley be. Gözünüz aydın, gerçekten de nur topu gibi sapsarı bir çocuğunuz oldu. Oley. Tamamdır, şimdi sizin işiniz bittiğine göre gelin bakalım mahalleye, kapışma başlasın. Aynen öyle, gel bakalım. İşte fakir, benim soniğim burada, gördün mü? Özel bir sonik. Renklerine baksana, siyah ve kırmızı. Bu ne böyle be, böyle sonik mi olur? Sonik dediğin mavi olur, bak benimki gerçek sonik. Birazdan seni çiğ çiğ yiyeceğim maviş sonik. Hadi be oradan, sen mi beni yiyeceksin, göreceğiz birazdan. Benim soniğim özel üretim, senin gibi fakir soniği değil be, kendine gel. Bana bak, benim soniğim hakkında böyle konuşamazsın, tamam mı? O benim torunum. Bu da benim torunum ve seninkinden daha akıllı işte, o kadar. Göreceğiz şimdi, ne yarışması yapacağız söyle. Tabii ki de sonikler ilk başta hız yarışması yapacaklar. Yani koşu yarışı. Benim soniğimin toplam hız sınırı 500. 500 mi? O da ne be, benimkisi 700. Hadi oradan zengin, yalan söyleme, 700 de gidemez. Birazdan görürsün oğlum. Arkadaşlar, hangi soniği tutuyorsunuz? Fakir soniği mi yoksa zengin soniği mi? Yorumlara yazın. Aynen öyle zengin aile. Gücünüzü gösterin. Yorumlara yazın. Fakir ailesi, gücünüzü gösterin. Herkes yorumlara mavi sonik yazsın. Mavi sonik. Bizi destekleyenler de siyah sonik yazsınlar. Evet, şimdi soniklerin koşu yarışmasını izleyeceğiz. Herkes seyretmeye gelmiş. Bence mavi sonik kazanır yani. Sonik dediğim mavi olur değil mi? Ola oğlum, bence var ya, siyah sonik öyle hızlı koşacak ki herkes şaşıracak oğlum. Birazdan pistin tozunu yuttıracağım sana. Göreceksin. Hadi be oradan, siyah sonik neymiş? Aslı sonik mavi olur. Ben yeneceğim. Hadi torunum, mavi sonik yenersin. Arkadaşlar, kimi tutuyorsanız yorumlara yazın. Sizce koşu yarışını kim kazanır? Mavi sonik mi kazanır? Yoksa bu siyah sonik mi? 3'e kadar sayıyorum, yarış başlıyor. 1 2 3 başla. Yeneceğim seni, göreceksin, yeneceğim. İşte bu. Vay canına, ikisi de gerçekten çok hızlı başladılar. Bakalım yarışı kim kazanacak? Tabii ki de benim torunum olan mavi sonik kazanacak. Aynen öyle, mavi sonik kazanacak. Haydi bas. Mavi Sonic. Mavi Sonic kazanacak yani bu yarışı. Ola oğlum, göreceksiniz. Siyah Sonic öyle hızlı gelecek ki tozunu yutacaksınız oğlum. Hadi daha hızlı gidebilirim. Daha hızlı, daha hızlı. İşte bu, kazanacağım bu yarışı. Çok hızlıyım, çok hızlıyım. İşte geliyorlar, artık son düzlükteler. Bakalım kim kazanacak. Hadi Mavi Sonic, hadi oğlum, Buster. Kazanacağım bu yarışı, kazanacağım. İşte bu, kazandım. Vay canına, mavi soniğe bakın. O kadar hızlı ki ateş çıkıyor ayağından, ateş. Gördünüz mü? Ben size söylemiştim. Aferin oğlum, canım soniğim benim. Ben kazandım babacığım. Sizi çok seviyorum. Size armağan ediyorum bu yarışı. Hayır, hile yaptı o. Hile yaptı. Hile yapmasa yenemezdi. Aynen öyle, hile yaptı. Hadi be oradan, hiç boşuna kıskanma zengin. Hile falan yok. Biz kazandık. Kesin hile yaptı. Kestirme yoldan geldi. Yoksa beni yenemezdi. Hiç de bile, gözlerinle gördün. Hile falan yapmadım. Senin önündeydim işte. Ula oğlum, mavi sonik o kadar hızlı ki ayaklarından ateş çıktı oğlum. Mavi sonik gerçekten de çok hızlıydı yani. Ben onu destekliyorum. Yorumlara bile yazdım yani. Hile yaptığı için bu yarış bence iptal edilmeli yani. Bana bak zengin, hile falan yapmadık biz, tamam mı? Aynen öyle dedeciğim. Hile falan yapmadım. Hakkımı savunun benim. Hile yaptınız. Herkes gördü. Hileciler, hileciler. Arkadaşlar, ben hile yapmadım. Siz de gördünüz. Lütfen yorumlara yazın. Sonik hile yapmadı yazın. Hiç de bile be. Kes, herkes gördü. Hile yaptın sen. Bu yarış iptal olacak. Arkadaşlar, hile yapmadım. Yorumlara hile yapmadı yazın. Benim soniğim asla hile yapmaz, tamam mı? Takipçilerimizin yorumlarına göre belirleyeceğiz onu. Arkadaşlar, hile yaptıysa hile yaptı yazın. Hile yapmadıysa hile yapmadı yazın. Tabii ki de yapmadım ve ben kazandım yarışı. Yaşasın yani. Bu arada videoyu beğenip like atıp abone olun yani. Bildirimleri de açın. Eğer bunu yapmazsanız çok yavaş olursunuz. Eğer bildirimleri açarsanız Sonic gibi hızlı olursunuz yani. Evet örümcek karda, son duanı etme vaktin geldi senin. Ağzımı çözüm. Hiç boşuna yalvarma. Seni buradan asla çıkarmayacağız. Anladın mı beni? Hayır, bırakın beni.
Eyvah, olamaz, şu binanın tepesindeki benim babam. Kurtarmam lazım onu. Ne yapıyor orada tek başına? Hayır. Seninle önceden çok güzel işler yapmıştık örümcek arda. Ama senin ölme vaktin geldi artık. Kızı ozumu bırak. Aslında doğru söylüyorsan. Ölmeden önce birkaç kelime etmek senin de hakkın. Bekle, çözeceğim ağzını. Birkaç kelime etmek tabii senin de hakkın. Konuş bakalım. Ölmeden önceki son sözlerini söyle. Kötü iksirci, ne olur bırak beni. Ne istiyorsun benden ya? Ne olur bırak, atma beni aşağı. Hiç boşuna yalvarma örümcek arda. Seni aşağı atacağım. Seni aşağı attığımda 5 parçaya bölüneceksin. Hayır ya, burası çok yüksek. Buradan düşersem kesin ölürüm. Ne olur atma beni kötü iksirci, ne olur. Sen artık çok olmaya başladın örümcek arda. İşlerime burnunu çok soktun. Hayır kötü iksirci, benim seninle bir derdim yok yani. Benim tek istediğim çocuklarımı korumaktı. Ne olur atma beni. Neden atmayacakmışım? İşlerime burnunu sokman için mi? Hayır, beni düşünmüyorsan bari ailemi düşün. Benim bir karım var, çocuklarım var. Onlar beni bekliyorlar evde. Beni hiç ilgilendirmez. Merak etme babacığım. Oğlun seni kurtarmaya gelecek. Geleceğim oraya. Geliyorum babacığım, geliyorum. Şimdi tek yapmam gereken bu yüksek binaya tırmanmak. Kurtaracağım seni canım babacığım, kurtaracağım, merak etme. Oğlun Sonic geliyor yanına, kurtaracak seni. Arkadaşlar, bu videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açanlar umarım Sonic gibi çok hızlı koşarlar. Beğenip abone olmayanlar da salyangoz gibi çok yavaş olsunlar. Hadi videoya devam edelim. Kötü iksirci, yalvarıyorum sana, ne istersen yaparım lütfen. Ailem var benim, kıyma bana. Yeter be, kes sesini, bu kadar duygu sömürüsü yeter. Son sözlerine de söylediğine göre aşağıya gidiyorsun. Dayan babacığım, geliyorum. Tamamdır, her şey hazır. Önümdeki bu şaltere bastığımda örümcek arda sonsuza kadar ölmüş olacak. Aşağıya düşüp 5'e bölünecek. Tek yapmam gereken bu şalteri kaldırmak. Hayır, olamaz, çok korkuyorum. Galiba bu sefer gerçekten de öleceğim yani. Birisi yardım etsin. İşte örümcek arda orada. Kurtaracağım ona. Merak etme arda, merak etme. Hayır, olamaz, öleceğim burada. Yardım edin. Kimse duymuyor mu sesimi? Yardım edin. Babacığım merak etme, kurtaracağım seni, buradayım. He, bu Sonic'in sesi. Sonic oğlum sen misin? Merak etme babacığım, kurtaracağım seni oradan, merak etme. Benim canım oğlum ya, beni kurtarmaya geldi canım oğlum. Seni çok seviyorum babacığım, kurtaracağım seni canım babam. Allah kahretsin, bu mavi fare de nereden çıktı? İşte orada, şuradaki Sonic Arda'yı aşağıya atmaya çalışıyor. Merak etme Arda, o Sonic'i vuracağım ve seni kurtaracağım şimdi, merak etme. Şöyle nişan alalım. Babacığım biraz daha dayan, canım babam benim, kurtaracağım seni oradan. Daha fazla dayanamıyorum oğlum, gel beni çıkart şuradan artık. Merak etme babacığım, seni çok seviyorum, ölmene izin vermeyeceğim. He, Allah kahretsin, sıkışmış bu, işe yaramıyor. Olamaz, olamaz. Tamamdır, Sonic'i vuracağım ve kurtaracağım seni Arda. Şöyle nişan alalım. Şöyle tam kafasına doğru. Onu vuracağım ve Arda'yı kurtaracağım. Merak etme Arda. Ateş ediyorum. Ateş! İşte vurdum onu. Hayır, olamaz, bu silah sesi de ne? Lan ne oluyor, silah sesleri geliyor. Olamaz, kaçıyorum ben. Aha, hayır, olamaz babacığım, vuruldum. Aha. Eyvah, olamaz. Sonic oğlum, iyi misin Sonic? Babacığım iyi değilim, vuruldum. Aa. He, yeter. Eyvah Sonic oğlum, olamaz. Babacığım, aha, galiba ben ölüyorum babacığım, hakkını helal et. Seni çok seviyorum. Hayır, olamaz canım oğlum, ben de seni çok seviyorum oğlum. Dayan oğlum, hastaneye yetiştireceğiz seni, ölmeyeceksin. Daha fazla dayanamıyorum babacığım. Aha, çok kan kaybettim. Ama şunu unutma, seni her zaman çok seveceğim babacığım. Oh be, tamamdır, işte görev tamamlandı. Son anda Sonic'i silahımla vurdum ve Arda'yı kurtardım. Biraz daha gecikseydim Sonic Arda'yı oradan aşağıya atacaktı ya. Neyse ki çok iyi bir polisim de hemen kurtardım onu. İşte oğlum, helikopter geliyor. Dayan canım oğlum, kurtulacaksın. Seni alıp hastaneye götüreceğiz oğlum. Çok kötüyüm babacığım.
Arda, endişelenmene gerek kalmadı. Bu kötü Sony'yi vurdum ve seni kurtardım. Merak etme, güvendesin. He, nasıl yani? Sony'yi siz mi vurdunuz? Evet Arda ya, uzaktan sniper'la bir güzel indirdik onu. Az daha seni aşağıya atıyordu. Kerem komiser, saçmalama. O beni aşağıya atmıyordu. O beni kurtarmaya gelmişti. Ne yaptınız siz? Nasıl yani? Kötü Sonic Sony aşağıya atmıyor muydu? Hayır ya, o benim çocuğum. Beni neden aşağıya atsın? Kurtarmaya gelmişti o beni. Arda, ben nereden bileyim ya? Uzaktan baktığımda seni aşağıya atıyor sandım. Ben de vurdum onu. Ya of Kerem komiser, senin yüzünden çocuğum ölecek belki de. Ne yaptın sen ya of? Arda, burada benim suçum ne ya? Yapmam gerekeni yaptım ben. Seni aşağıya atmasın diye vurdum işte onu. Aha, ben babamı neden aşağıya atayım? Ben onu kurtarmak için gelmiştim. Kerem komiser, yeter artık. Nefret ediyorum senden. Sonic'ten ve benden bırak artık. Düş yakamızdan. Allah Allah, fakir, bana niye kızıyorsun ya? Yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı. Seni kurtarmak için yaptım. Kerem komiser, beni kurtarmıyorsun işte. Bize hiç yardım etmiyorsun. Yaptığın tek şey hayatımızı berbat etmek. Çık artık hayatımızdan. Bak fakir, ağır sözler söylüyorsun, sonra pişman olursun. Yeter artık. Görmek istemiyorum seni Kerem komiser. Çocuğum belki de senin yüzünden ölecek. Maalesef hastanın durumu çok kritik yani. Çok geç getirmişsiniz ve çok kan kaybetmiş. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz şu anda, merak etmeyin. Babacığım, hayır. Benim canım babam. Benim babamı kim öldürdü? Benim canım oğlum ya. Of ya. Burada bizi çok üzüyorsun sen. Ne olur iyileştirin doktor bey. Evet doktor bey, ne olur iyileştirin oğlumuzu. Dediğim gibi yani, silah mermisi çok tehlikeli bir noktaya gelmiş. Kim ateş ettiyse çok iyi ateş etmiş. Evet doktor bey, sağ olun. Ben ateş ettim. Gerçekten de çok iyi ateş ederim yani. Ya Kerem komiser, utanmadan hala burada bekliyorsun ya. Yazıklar olsun. Senin yüzünden bir çocuk babasız kalacak. Babasız. Hayır, ben babasız kalmak istemiyorum. Babamı istiyorum. Canım babacığım. Yaptığını beğendin mi Kerem komiser? Küçücük çocuğu ağlatıyorsan babasını neden vurdun onun? Ben yanlış bir şey yapmadım Arda. Ben görevimi yaptım yani. Ben polisim. Hadi bir oradan. Polislerin görevi masum çocukların babasına ateş etmek mi? Sen kötü bir polisin. Benim babama ateş ettin sen. Ben babamı istiyorum. Bak küçük çocuğu nasıl üzüyorsun. Küçücük çocuğu babasız bıraktın ya Kerem komiser. Kendinden utan. Allah Allah, size de yarınılmıyor arkadaş, seni kurtarmak için sıktım diyorum. Kurtarma beni, istemiyorum. Hatta seni mahkemeye vereceğim, göreceksin. Polislikten attıracağım seni. Ben babamı istiyorum, babamı. Anladınız mı beni? Eyvah, hastanın durumu kritikleşti. Hastayı kaybediyoruz. Ah, çok kötüyüm. Hayır, olamaz Sonic. Dayan lütfen oğlum, dayan oğlum. Olamaz babacığım, dayan lütfen babacığım. Baba. Benim canım küçük oğlum. Ah, çok kötüyüm. Şunu hiçbir zaman unutma oğlum. Seni çok seviyorum ve sevmeye devam edeceğim. Ben de seni çok seviyorum babacığım. Lütfen bırakma beni, lütfen. Doktor bey, bir şeyler yapın. Gidiyor Sonic. Eyvah, kalbi durdu. Olamaz olamaz, kalbi durdu. Kalbi atmıyor. Hayır babacığım. Babacığım ölme lütfen. Ben sensiz ne yaparım? Olamaz, olamaz Sonic, benim biricik canım oğlum. Nereye gittin bizi bırakıp? Olamaz, çocuğumuz öldü bizim. Allah kahretsin ya, ben ne yaptım? Masum bir insanın ölümüne sebep oldum. Küçük bir çocuğu babasız bıraktım. Babacığım. Baba. Sonic. Allah kahretsin, ne yaptım ben, ne yaptım? Bunların hepsi benim suçum. Ben buna daha fazla dayanamayacağım. Ben bu saatten sonra polisliği bırakıyorum. Arkadaşlar, hakkınızı helal edin. Ben artık polisliği bıraktım. Bu şehri de terk ediyorum. Daha fazla bu şehirde yaşayamam. Yolun açık olsun Kerem komiser. Ne zaman geri dönmek istersen kapımız sana açık. Bunu biliyorsun. Aynen öyle Kerem komiser. Sen büyük bir hata yaptın. Ama olsun, burası senin evin. Ben çok büyük bir hata yaptım. Masum bir çocuğu babasız bırak. Baktım ya, ben nasıl bunu yaparım? Baksanıza şu yavrucağın tatlılığına. Ben o yavrucağın babasını öldürdüm. Bilmeden de olsa öldürdüm işte. Daha fazla polislik de yapamam, bu şehirde de yaşayamam. O yüzden bu şehri terk ediyorum. Kerem komiser, keşke gitme.
gelmeseydin. Evet Kerem komiser, böyle ayrılmak istemezdik ama yapacak bir şey yok, sen kararını vermişsin. Daha fazla bu şehirde yaşayıp sizlerin yüzüne bakamam, sizlere bakacak yüzüm yok artık. Öyle deme Kerem komiser ya, sen uzun yıllar bu şehire hizmet ettin. Evet uzun yıllar bu şehire hizmet ettim, yeri geldi suçlularla savaştım, yeri geldi canımı feda ettim. Ama bu yaptığım hata çok büyüktü. Olsun Kerem komiser, herkes ikinci bir şansı hak eder. Bu saatten sonra ne sizin yüzünüze ne de takipçilerimizin yüzüne bakamam yani. Beni görmek istemezsiniz. Öyle şey olur mu ya Kerem komiser? Sen bizim için çok şey yaptın. Aynen öyle Kerem komiser. Sen bu şehir için çok şey yaptın. Evet ama benim babamı da öldürdü. Ben babamı istiyorum işte, babamı. Aslında ben yaşamayı bile hak etmiyorum ya. Yaşamayı bile hak etmiyorum. Ben insan değilim artık. Kendimden nefret ediyorum. Nasıl böyle bir hata yaptım? Kerem komiser, arkadaşlarımıza soralım. Belki de seni affederler. Nasıl yani? Gerçekten de affederler mi beni? Arkadaşlar bildiğiniz gibi Kerem komiser Sony'yi silahla vurdu ve onun ölmesine sebep oldu. Evet, benim babam öldürdü. Ama bunu yanlışlıkla yaptı yani. Kasıtlı bir şekilde yapmadı. Büyük bir hata yaptı. Evet, gerçekten de çok büyük bir hata yaptım. Kerem komiser şimdi şehri terk ediyor. Eğer onu affederseniz şehirde kalmaya devam edecek. Sizce Kerem komiseri affedelim mi? Yoksa polisliği bırakıp şehirden sonsuza kadar gitsin mi? Evet arkadaşlar, tüm seçim size. Yorumları yazın. Eğer affet derseniz Kerem komiseri affedeceğiz. Ama gitsin derseniz şehri terk edecek. Seçim sizin. Herkes yoruma. Vay be, biz artık çok kalabalık bir aile olduk. Nasıl yani fakir, ne kalabalığı? Baksana şuraya Miray ya. Biz bir aileyiz. Arda'yla Elif de bizim evimizde. Onların çocuğu olan Sonic'lerin de ailesi var. Onların da bebeği var. Evet fakir ya, doğru söylüyorsun. Gerçekten de çok kalabalık bir aile olduk artık. Evet babacığım, önceden çekirdek aileydik. Şimdi geniş aile olduk yani. Baksana benim çocuklarım var, senin çocukların var. Benim çocuğumun bile çocuğu var. Evet gerçekten de çok güzel büyük bir aile olduk biz artık. Yaşasın. Miray, biz bu kadar kişiye nasıl bakacağız ya? Paramız yetmez, paramız. Aman boşver fakir, buluruz bir yolunu. Babacım ben okula gidiyorum babacım, görüşürüz. Görüşürüz oğlum, derslerine çok iyi çalış, tamam mı? Canım oğlum benim. Görüşürüz dedeciğim. Vay be, ben daha yeni baba olmuştum, şimdi de dede oldum. Hayat ne kadar da garip. Görüşürüz büyük 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 dedeciğim. Görüşürüz torunum, hadi bakalım. Derslerine iyi çalış. Ya fakir, kaç kere söyleyeceğim ağzında bir şey varken konuşma diye. Allah Allah. O zaman ben de dışarıya çıkıp biraz köpeğimle oyun oynayayım. Benim canım köpeğim, nasılsın bakalım? İyi misin? Özledin mi beni? Senin şimdi tuvaletin gelmiştir. Gel bakalım, ben seni biraz gezdireyim. Vay vay vay, köpeğimizin tuvaleti gelmiş. Hemen bırak da işesin. Arkadaşlar bu videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açanlar umarım Sonic gibi çok hızlı koşarlar. Beğenip abone olmayanlar da salyangoz gibi çok yavaş olsunlar. Hadi videoya devam edelim. Tamam dedeciğim, bırakayım da çişini yapsın rahat rahat, değil mi? Aynen öyle ya, yazık yavrucağa baksanıza, altına yapacak şimdi. Bırakın da gitsin tuvaletini yapsın. Eyvah, olamaz, zenginlerin bahçesine gidiyor. Babacım şuna bak ya, çişini zengin amcaların bahçesine yapıyor galiba. Ulan bu köpek havlaması da ne böyle sabahtan beri? Aşkım köpekler oyun oynuyordur işte, ne olacak ki? Ulan Allah belanızı versin, bu ne böyle? Yine gelmiş bahçemize çiş yapmış bu fakirlerin köpeği. Aşkım boşver, sinirlenme, köpek işte yani. Ne demek sinirlenme Barbie ya, her seferinde geliyor bahçemize çişini yapıyor. Ulan ben bunun hesabını sormaz mıyım? Ya zengin köpek işte, boşver. O zaman onlar da köpeklerine sahip çıksınlar yani. Ben şimdi sorarım ona. Nerede o köpek, nerede? Ne oluyor zengin, ne oluyor ya, ne oluyor? Bir de ne oluyor diye soruyor musunuz? Sizin o lanet köpeğiniz gelmiş yine benim bahçeme işemiş. Ya zengin amca, altı üstü bir köpek ya, Allah Allah, olabilir böyle şeyler. Olmayacak efendim. Köpek besliyorsanız sahip çıkacaksınız köpeğinize. El alemin bahçesini işitmeyeceksiniz. Zengin Allah Allah, amma büyüttün ya. Alt tarafı toprağa işemiş işte. Evet zengin amca ya, bir de köpeğin dövmek için sopa mı getirdin? Bakın bu size son uyarım olsun. Bir daha bahçeme falan içerse bu sopağı vallahi hayvan falan demem, döverim.
Bak bir de havlıyor, sopayı kafasına geçireceğim şimdi. Yuh ya, şu yavrucak köpeğe nasıl kıyacaksın zengin amca? Şunun tatlılığına baksana. Gerçekten bunu dövecek misin yani? Kıyabilir misin buna? Evet ya zengin. Senin gücün ancak küçük bir köpeğe yeter işte. Hadi be oradan, gücüm hepinize yeter. Hepinizi birden döverim, anladınız mı beni? Yeter ama sinirlenmeye başlıyorum. O bizim köpeğimiz, onunla böyle konuşamazsın. Ulan madem öyle, bunu siz istediniz. Ben de şimdi canavar köpeğimi getireyim de sizin köpeğinizi ısırsın. Hadi be oradan, senin köpeğin hiçbir şey yapamaz, anladın mı? Siz daha benim köpeğimle tanışmadınız. O öyle güçlü bir köpek ki gördüğünüzde altınıza kaçıracaksınız. Biz hiç kimseden korkmayız. Biz sadece Allah'tan korkarız, anladın mı beni? Aynen öyle, biz sadece Allah'tan korkarız. Madem öyle, köpeğimi getireyim de sizin köpeğinizle karşılaştıralım bakalım hangisi daha güçlü. Aynen canım, aynen, hadi bakalım. Yallah, anca gidersen. Dedeciğim, gerçekten de köpeğimize zarar vermez değil mi o adam? Merak etme Sonic ya. Zengin zararsızdır. Anca havlar işte, ısırmaz. Eğer benim köpeğime dokunurlarsa çok kötü yaparım onlara. Sonic sen merak etme oğlan. Bizim köpeğimize dokunacak kişi daha anasının karnından doğmadı. Bunu siz istediniz yani. Bunu yapmayacaktım ama beni mecbur bıraktınız. Aslan nasılsın oğlum? Şimdi seni serbest bırakacağım. Seninle birilerini korkutmaya gideceğiz, tamam mı? Benim aslan oğlum ya, şunun boyuna bak, benim kadar resmen. Hadi bakalım aslan, gidiyoruz oğlum, korkutacağız onları. İşte köpeğimi getirdim. Bak sizin köpeğiniz şimdiden ağlamaya başladı bile. Hadi be oradan, senden mi korkacağız biz? He, senden mi? Siz benim köpeğimi görmüyorsunuz galiba. Kocaman işte, kocaman. Bizim köpeğimiz daha güçlü, o kadar. O zaman getirin köpeklerinizi, kapıştıralım. Bakalım hangimizin köpeği daha akıllı. Tamam ulan, geliyorum. İlk turumuz çok basit. İkimiz de elimize birer tane kemik alacağız. Sonra bu kemikleri kıl, sonra bu kemikleri fırlatacağız ve bakalım köpeklerimiz kemiği geri getirecek mi? Eğer köpeklerimiz kemiği geri getirirse 1 puan alacağız. Kemiği geri getirmezlerse 0 puan. Bu ne be, çocuk oyuncağı bu. Benim köpeğim çok akıllıdır. Hemen getirin. Madem öyle, ilk siz başlayın bakalım. Köpeğiniz kemiği getiriyor mu getirmiyor mu? Tamam o zaman, başlıyorum ben. Atıyorum kemiği. Hoppa, hadi bakalım. Getir oğlum, getir. Tamamdır, bakalım köpeğin kemiği getirecek mi? İşte bu, bizim köpeğimiz görevini başarıyla tamamladı. Kemiği geri getirdi. Yaşasın be aslan köpeğim benim. Ne oldu zengin, gördün mü? Bak benim köpeğime, getirdi kemiği işte, getirdi. Tamamdır, siz 1 puan aldınız. Bakalım benim köpeğim getirecek mi? Bence senin köpeğin getirmez yani. Senin köpeğin salağa benziyor biraz. Hadi be oradan, benim köpeğim çok akıllıdır. Şimdi bu kemiği fırlatacağım ve geri getirecek. Seyret. Bence getiremez yani. Köpek gerçekten de eşeğe benziyor. Aslan hadi bakalım oğlum. Atıyorum kemiği, geri getir. Hoppa. Getir bakalım. Oğlum ne havlıyorsun? Getirsene kemiği. Kemiği bana getireceksin. Hadi. Köpek o kadar salak ki zengin amcanın dediklerini anlamıyor bile. Ne oldu zengin? Hani getirmiyor senin köpeği? Ya durun bir dakika ya. Allah Allah, getirecek şimdi. Ya aslan oğlum, anlamıyor musun? Kemiği bana geri getirmen gerekiyor. Gidip getirsene. Ya zengin amca, senin köpeğin hiçbir şeyden anlamıyor işte ya. Zorlama boşuna. Aynen öyle. Bu turu biz kazandık. 1-0 öne geçtik. Ne haliniz varsa görünme. Sizle mi uğraşacağım? Yürü aslan, gidiyoruz. Yallah, anca gidersiniz. Yallah. Bunun bedelini ağır ödeteceğim size. Göreceksiniz. Hadi çocuklar, biz de eve gidelim artık. Saat geç olmaya başladı. Aynen babacığım ya, geç oldu. Hadi eve gidelim biz de. Zengin aşkım, saat geç oldu. Hadi uyuyalım artık aşkım. Siz yatın uyuyun canım ailem. Benim küçük bir işim var, hemen halledip geleceğim, tamam mı? Ay zengin, o maskeyi neden taktın? Nereye gidiyorsun? Maskeyi falan boş verin siz ya, yatın diyorum ben size. Ben hemen döneceğim, tamam mı? Babacım aynı hırsızlara benzemişsin o maskeyle. Ben şu işi halledip hemen geleceğim. Siz yatın uyuyun. Allah Allah, bu zengine bir haller oldu ya, neyse. Demek benim köpeğime laf atarsınız öyle mi? Bunun hesabını soracağım size. Sizin köpeğinizi bir çalayım da aklınız başınıza gelsin. Gel küçük 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 küçük. Şşt, sessiz ol bakalım ufaklık. Gel küçük küçük, sana et vereceğim. Gel bakalım buraya. Yeter be, gel buraya. Gel bakayım sen şöyle, tamamdır. Şimdi gerisini onlar düşünsün bakalım.
Buradaydı işte Kerem komiser. Sabah uyandığımızda yoktu. Anladım fakir ya, durduk yere nereye kayboldu ki bu köpek yani? Kerem komiser dün buradaydı, oyun falan oynamıştık işte, sabah uyandık kaybolmuş. Kerem komiser köpeğimizi kesin birisi çaldı. Kerem komiser köpeğimizi bul lütfen. Tamamdır merak etmeyin, şüphelendiğiniz kişiler var mı? Tamamdır merak etmeyin, kamera görüntülerine baktık zaten. Kim çalmış köpeğimizi, kim? Maalesef çalan kişi maske takmış, o yüzden yüzünü göremedik. Ama şimdi küçük bir çukur oluşturacağız ve suçluları orada sorgulayacağız, merak etmeyin. Ne olur baronu Kerem komiser, köpeğimizi geri istiyoruz. Evet arkadaşlar, bildiğiniz gibi fakir ve Arda'nın köpeği kayboldu. Bu köpeği birisi çaldı, kimin çaldığını bulmaya çalışıyoruz. Ve burada görmüş olduğunuz gibi sadece 4 tane şüphelimiz var. Bunlardan birini bulmamız lazım. Ve tabii ki de o yavru köpeği kurtarmamız lazım yani. Eğer siz biliyorsanız kimin çaldığını yorumlara yazın. Kameralara baktık. Kameralarda maske taktığı için göremedik arkadaşlar. O yüzden biz de buradaki çukurda sorgulama kararı aldık. Çukurumuzun dibinde kim var peki? Çukurun dibinde Sonic çetesi var arkadaşlar. Köpeği kim çaldıysa Sonic çetesinin yanına göndereceğiz onları. Gördüğünüz gibi Sonic çetesinden normal mavi Sonic'i, Sonic'in küçük çocuğu ve tabii ki Sonic'in eşi olan Songül. Son olarak da en güçlü Sonic olan buradaki gölge Sonic'i görüyorsunuz. Bakalım buradaki şüphelilerden hangisi arkadaşlar? Kimden şüpheleniyorsunuz? Köpeği kimin çaldığını biliyor musunuz? Eğer biliyorsanız yorumlara yazmanız çok önemli. O yüzden hemen sorgumuza geçelim. Kardeşim ben bir şey yapmadım. Ne köpeği ya? Beni neden buraya getirdiniz? Arkadaşlar kötü iksirci de şüphelilerimiz arasında. Sen mi çaldın bakalım fakirlerin köpeğine? Söyle. Kardeşim ben iksir falan yapıyordum. Ben çalmadım. Allah Allah. Arkadaşlar kötü iksirci ben çalmadım diyor. Şöyle bakalım. Burada Keko var. Valla Kerem komiser yemin ederim. Kur'an çarpsın ben çalmadım. Allah Kur'an çarpsın ya. Arkadaşlar Keko da yemin ederim diyor. Ben çalmadım diyor. Yemin ediyor yani. Ben de o yüzden inandım ona. Şöyle devam edelim. Burada yaşlı bir teyze var. Vay evladım ben daha yürümezsin. Ne bilmiyorum. Ben köpeği çalıp ne yapacağım evladım. Arkadaşlar teyzeyi de duydunuz yani. Ben daha yürümesini bile bilmiyorum. Köpeği neden çalayım diyor. Bence de doğru yani. Bunları kim bulmuş ya? Ve son olarak da burada zengin şüpheliler arasında. Kerem komiser gerçekten ben yapmadım ya. Arkadaşlar bana zengin çaldı gibi geliyor. Çünkü gördüğünüz gibi geçen günlerde bu köpekle ilgili bayağı bir sorunlar yaşamışlardı. Zengin mi yaptı yorumları yazın. Ya Kerem komiser saçmalama, ben yapmadım tabii ki. Arkadaşlar bana zengin yaptı gibi geliyor ama emin değilim yani. Eğer siz kameralardan gördüyseniz yani kimin çaldığını biliyorsanız lütfen yorumlara yazın. Doğru bilenlere kalp bırakıyorum. Kerem komiser benim köpekle falan işim olmaz ya, Allah Allah. Arkadaşlar sizlerin de yardımıyla bu fakirlerin yavru köpeğini bulmamız lazım. O yüzden lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı da unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.